Değerli spora meyledenler, Süper Lig'de düğün nihayet çözüldü. Galatasaray Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe önce Avrupa'da sonra Lig'de kaybetti. Bütün bu önemli gelişmeleri söylenmeyeni söyleyen adam büyük duayen Faik Yılmaz'la değerlendireceğiz. Faik abi çok yoğun bir gündem var. Dilersen Galatasaray'la başlayalım. Serhat, ayakkabıların çok güzel ya. Teşekkür ederim abi. Serhat, bunların erkekler için olanı da var mı? Evet, yine muhteşem şakalarla başladı Faik abi. Evet, zorlu bir sezonun ardından Galatasaray şampiyon oldu abi. Bu şampiyonluk için ne diyeceksin? Oğlum, ben şampiyonluk için ne diyeyim ya? Şampiyonluk bir insan mı ki ben ona oturayım konuşayım? Ne yapıyorsun şampiyon? Şampiyonluk, iyi misin şampiyonluk? Ne yapıyorsun? Var mı bir problem? Böyle bir şey olur mu Serhat? Evet, ne kadar daha şakacı bugün, gerçekten rica edeceğim abi, şampiyonluk için bir şey söyler misin? İyi. O zaman şöyle söyleyeyim Serhat. Hatırlarsan ben sezon başında dedim ki bu Galatasaray kesinlikle şampiyon olur. Eğer şampiyon olmasa da kimse şaşırmasın dedim. Ve gördüğün gibi haklı çıktım Serhat. Evet, böyle bir cümlede haksız çıkma ihtimalin yoktu zaten abicim zaten. İki tane. Serhat, ne diyorsun oğlum? Var yok. Ben bunun peşinde değilim oğlum. Şimdi Galatasaray bir yıl boyunca alın teri döküp şampiyon olmuş ve bunu sonuna kadar hak etmiş. Sen şimdi bu başarıyı nasıl küçümsersin oğlum? Ne küçümsemesi ya? Ben çok tebrik ediyorum Galatasaray'ı. Analarının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk kazandılar. Ben anlamadım ki yani. Diğer takımların şampiyonluğu helal değil mi oğlum? Sen kimsin diğer takımların şampiyonluklarını sorguluyorsun Serhat? Sen hakikaten ne dediğini bilmiyorsun. Ne alakası var? Evet, bütün takımların hedefi yapmak için bana böyle abuk subuk şakalar yapıyor. Serhat, dikkatli ol oğlum. Bütün şampiyonlara saygım var benim. Bütün şampiyonlara saygımız gerçekten var. Gerçekten dikkatli ol Serhat. Bak, ben seni burada düzeltmesem sokağa çıkamayacaksın. Linç edecekler seni ya. Ben seni bir düzelteceğim. Evet, şampiyonluğu getiren faktör ne oldu acaba, Faik abiye soralım. Şimdi Serhat, şampiyonluğu getiren bir tek faktör değil, pek çok faktör var. Nedir o faktörler, nedir işte? Şimdi ben de bilmiyorum oğlum, ben nereden bileyim ya? Ben onları bilsem bir takım çalıştırırım, parayı bulurum Serhat. Bana abuk sabuk sorularla gelme ya. Tamam, sen bana sabır ver. Evet, hafta sonu büyük derbi var. Şampiyon belli olduğu için fazla heyecanlı olmayacak gibi elbette. Derbi? Derbi ha? Hangi derbi oğlum? Ya ben sana 3 senedir anlatamadım mı Serhat? Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki maçlar derbi değildir diye. Evet, tamam, ona hiç girmeyelim. Abi, kimi daha fazla şanslı görüyorsun? Kime şans tanıyorsun? Şimdi Aykut Hoca'nın en iyi saldırı savunmadır taktiği bence bir adam önde Serhat. Evet, en iyi savunma saldırıdır. Oğlum, Aykut Hoca değiştirdi, onun haberin yok mu ya? Biraz takip et ya. Evet, Faik abi diyor ki Fenerbahçe maçı alır. Evet. Çünkü kesinlikle. Nihayet. Kesinlikle Fenerbahçe maçı alır ama sonra geri verebilir. Yani ne bileyim, bir 15. dakikada alıp 55. dakikada verebilir Serhat. Buna da kimse şaşırmasın yani. Ahmet Çakar, aslanlar şerefsizdir dedi. Ona ne diyorsun abi? Oğlum, böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ben ömrümün 3'te 2'sini belki belgesel izleyerek geçirdim Serhat. Ben hiç şerefsiz aslan görmedim. Ha! Serhat, bazı sırtlanlar var. Var. O sırtlanlar şerefsizlik yapıp ortalığı karıştırıyor. Bak, ben yapıyorlar onları biliyorum. Onlar yapıyorlar. En çok sırtlanlar. En çok. Serhat, bu akşam size geleceğim. Senin arabayla mı gidiyoruz? Oğlum, yenge gel dedi. Faik abi bir çayımızı bir yemeğimizi ye dedi. Arabayla mı gideceğiz oğlum? Mehmet Ali burada mı?